Evet. Merhabalar arkadaşlar. Günaydın Ankara. Ankara'da bir sabah. Güzel bir sabah. Ne oluyor lan? Aklım gitti lan. O neymiş ya? Allah Allah. Neyse. Bugün güzel bir hava. Salı günü. Öğlen bizim grubun tişört işleri falan filan var. O yüzden işe gitmeye karar verdim. Şimdi solundaki enteresan, onun solundaki daha enteresan, buradaki en enteresanı. Ben şuradan dönüp gitsem mi acaba diye düşünmüyor değilim. Şimdi hava güzel gayet. Hava bugün gerçekten güzel. Hava güzel olduğu için ben tabii ki hemen motorla işe gitmeye karar verdim. Bakalım bugün kaç kere kırmızıya yakalanacağız. Bu aralar paso kırmızıdan kırmızıda yaşıyoruz bu ara. Bugün sabah kalktım. Bizim Hikmetcan var. Ona yazdım. Kankacım dedim, ben ofise gidiyorum. Gelmek ister misin? O dedi ki geleyim. O da gelecek. Belki kapının orada karşılaşırız kendisiyle. Şu yola çıkar mı? Vallahi çıkar ya. Ha, çıkmadı. Aferin. Bir teyzemiz. Benzin 27 olmuş lan. Daha dün 26,5 mu neydi ya? Vay arkadaş. Biri sağımdan biri solundan şeritleri kesiyorlar. Bu bir şey yapıyor, o bir şey yapıyor. Şimdi durdurup sen suçlu oluyorsun işte. Şu palyocu yine iyi döndü. Palyo mu, punto mu, neyse o araba. Nasıl Discovery jeepçi dayı, yani aptal herif. Yine bir kırmızılardayız. Kırmızıların kırmızısı. Valla bunları Zafer Akça'ya göndersem yayınlar mı bilmiyorum gerçekten. Ben sinir oluyorum böyle şeylere ama tabii bir yandan da şey. Bunlar bizim ülkenin trafiğinin gerçekleri maalesef. Dolayısıyla şey diyebilir oğlum. Aa bak burada, bak buraya ne dökülmüş lan. Oo çok sakat burası. Oy 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 oy. Arkamdaki de at ya**sın, nesin geldin götüme giriyorsun. Git. Tehlikeli valla. Oraya kesin çöp suyu falan dökmüşler. Çöp suyu da kesin üzerdi bizi yani. Yani bu arkandan kıçına girme olayını ben anlamıyorum gerçekten. Ben mesela araba da kullanıyorum trafikte. Ben yapmıyorum onu. Ben niye yapmıyorum? Çünkü aptalca yani. Lan öndeki, önüne tavşan çıkar, basar freni, gider gitten girersin, sonra vay efendim benim arabamın motoru niye benim ağzıma girdi. Aptal herifler ya. Aptal insanlar diyeyim ya şimdi, herifler deyince cinsiyetçi oluyormuş. Mal mal işler ya, bazı şeylerin söylemlerine bak, burada bir kaymış, ne biçim. Bu kadar takılmamak lazım.
Orada bize yanıp sönen, ha yandı zaten. Normalde burada yanıp sönen kırmızı oluyor. O sebeple biz dönebiliyorduk. Koymamışlar artık. Bu yolda hiç sevmiyorum ya. Vallahi bok gibi yol. İşe de birazcık geç kaldım. O yüzden biraz tempolu gidiyorum ama yani 80 ile gidiyorum yani, tempolu dediğim. Çok da yardırasım yok. Şu arkadaş bizi geçer mi? Geçer. Şöyle biz ona bir yol verelim. O gitsin. Yaşlı da bir amcaymış yani. Ama arabası güzelmiş. Bu araba paradır. Şimdi beni geçtin. Yaklaşık 4 metre kazandın. Amcam. Hatta şimdi geçsem geçerdim seni de, hadi geçmeyeyim. Sonra canın sıkılmasın. Vay ben bunu geçmiştim. Tam olarak niye durdunuz şu an arkadaşlar? Yine bir köpek hav dedi. Neyse, öyle bir kısa bir sürüş olsun diye açtım. Yine bir konum yok zaten. Bahsedeceğim bir şey de yok. Buranın yolunu da epey bir değiştirdiler. Burası güzel oldu sanki. Güzel olmuş gibi görünüyor yani. Bu yaptığımı Zafer Akça görse bana der ki Emre'cim yani sen de hatalısın. Hatalıyım. Özür dilerim abi. Ama arkadakine güvenmedim. O çıkmayacak o yola yani. O çıkmayınca ben kuduracağım. Falan ve filan. Neyse, o zaman görüşmek üzere. Esen kalın efendim.